15 Temmuz darbe girişimine dair çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Kilit isim Adil Öksüz'den sonra ikinci ve üçüncü adamlar da açıklandı. Her ikisi de tutuklu olan bu isimler Kemal Batmaz ve Harun Eriş. İşte ayrıntılar. Adil Öksüz'den sonra ikinci isim Kemal Batmaz. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine dair yeni ve kritik bilgiler ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden altısı gözaltına alınırken soruşturma sonucu önemli bilgilere ulaşıldı. Buna göre 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde olduğu gerekçesiyle tutuklanan Kaynak Kağıt AŞ'nin eski genel müdürü Kemal Batmaz'ın 11 Temmuz'da Adil Öksüz'le birlikte ABD'ye gitti, iki gün sonra yine Öksüz'le Türkiye'ye döndü ve darbeyi yöneten isimler arasında olduğu belirlendi. Öksüz ve Batmaz'ın Akıncı Üssü ve Atatürk Havalimanı'ndaki görüntüleri de ortaya çıktı. Kafasına selam verdi. Söz konusu görüntülerde rütbeli bir askerin Batmaz'a asker selamı verdiği anlaşıldı. Batmaz'ın da sorgusunda Adil Öksüz gibi kazana arsa bakmaya gittiğini açıkladığı bildirildi. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'dan sonra üçüncü kilit isimse Harun Biniş olduğu ifade ediliyor. Görüntüler Harun Biniş'in de 143. filoda olduğunu ortaya koyuyor. Akıncı üstündeki sivillerden bir tanesi. Akıncı üstünde yakalanan ve tutuklanan Harun Biniş'in de sorgusunda Adil Öksüz gibi tarla bakmaya gittiğini söylediği ifade ediliyor. FETÖ'nün dinleme üssü haline gelen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın iletişim sistemlerinin kuruluşuna ön ayak olan biniş, üst düzey yargı mensupları, siyasetçiler, mülki idare amirleri, yargı mensupları, iş adamları, emniyet, MIT ve askere ait telefonların usulsüz dinlenmesi davası şüphelileri arasındaydı. FETÖ'cü bir bilgisayar şirketine bir dönem grup yöneticisi olarak da çalışan Biniş, tele kulak soruşturmalarının kilit ismiydi. Harun Biniş'in görüntülendiği 143. filodan uçaklar darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki polis özel harekat binasını bombalamıştı. Darbe girişiminin kilit ismi olan Adil Öksüz'se Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılmıştı. Öksüz 15 Temmuz'dan bu yana aranıyor.